arkası yarın. Alkol. 8. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Kemal Arkun. Senaryo Tayfun Türkili. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Fatma'nın abi Faruk içkiye ve kumara tutkun bir delikanlıdır. İçip içip seyyar satıcılık yapan babasından para sızdırmakta, hem ailesine hem de mahalleliye yaka silktirmektedir. Fatma, sarhoş abinin baskısından kurtulmak için askerden dönen nişanlısı Esat'la evlenir. Sonradan hayatlarına bir kara kedi girer. Bu kara kedi, kocası Esat'ın çalıştığı fabrikanın müdürü Tarık adında kadına kıza düşkün, ayyaş ve çapkın bir adamdır. Esat'ı içkiye alıştırır, niyeti içkiyle Esat'ı yok ederek karısı Fatma'ya sahip olmaktır. Aradan aylar geçer ve sonunda Esat alkolik olur. Fatma'nın ona bir kız çocuğu doğurması bile Esat'ı içkiden vazgeçiremez. Ne hastaneye gider ne de hastane masraflarını öder. Onun her şeyi, bütün dünyası içki şişesidir artık. Fatma, şu sobaya biraz odun at yavrum, üşüdüm. Kara kış bu sene çabuk geldi. Çok az odunumuz kaldı anne. Bir iki hafta ya idare eder ya etmez. Esat'a söyleyelim de bir iki çeki alsın. Esat mı alacak? O eskiden de kızım. Adam aldığı maaşı getirip elime sayardı. Şimdi öyle mi? Doğru meyhaneye, içkiye. Ondan bize hayır yok. İyi de ne yapacağız anne? Hadi biz neyse ama Zeynep daha bebek. Üşürse zatürre olur maazallah. Ne biçim adam bu? İnsan yavrusunu olsun düşünür. Hamile kaldığını söylediğimde çocuk gibi sevinen adam daha bugüne kadar kızını kucağına bile almadı. Ah ah. İçki denen illet insanı insanlıktan çıkartır yavrum. İşte abin Faruk en yakın arkadaşını kesti, hapse düştü. İşte kocan kendi halinde adam adamcık biriydi. İçkiyle bir tanıştı bir tanıştı. Şimdi gözü içkiden başka bir şey görmüyor. Doğru söylüyorsun anne. Her akşam kavga gürültü. Ne olacak bu halimiz bilmiyorum. Fatma! Fatma! Al işte. İtağın çomağı hazırla demişler. Geldi. Eyvah, görüyor musun, yine kör kütük sarhoş gelmiş anne. Ah, korkma kızım, baban geldi, korkma. Fatma! Şun fıntı! Neredesin lan? Açsana kızım! Fatma, aç çabuk şu kapıyı yavrum, yoksa komşulara rezil olacağım. Sesin kısalır inşallah. Aç! Ben kocayım lan, koca! Nasıl olur kapı önüne beni bekletirsin? Lan şırfıntı! Aç lan! Tamam tamam, açıyorum. İki saattir neredesin lan? He? Ben kaç kere dedim kapıyı çalınca şak diye açacaksın diye. Tamam bağırma Esat. İçeri gir de öyle konuş. Ha? Ben istediğim yerde konuşurum. Tamam tamam, gir içeri hadi. Ha. Gözün kör olmasın. Yine zil zurna sarhoş olmuşsun. Zıkkım içseydin, zıkkım. Kalmamıştı, dibi vardı. Kapa çeneni lan koca karı. İstediğim şeyi içerim sana. Kapa çeneni rezil, sus sus. Ha. O elindeki içki şişesi değil mi Esat? He. Dışarıda içtiğin yetmedi, eve de mi getirdin? Neden böyle yapıyorsun? Ver şu zıkkımı bana. Dışarıda bitmiyor, şişe büyük. Bırak onu. Ver diyorum. Hayatımızı zehir etti bu şişe. Ulan ver şimdi şunu. Gösteririm sana. Ver. Al lan. Al. Ah Allah kahretsin seni. Kadının başına şişeyle vurulur mu be? Öldürdün karını. Gebersin. Fatma. Fatma kızım. Fatma cevap ver yavrum. Fatma. Allah cezanı versin Esat senin. Hiç sesi çıkmıyor. Öldü mü yoksa? Ay sen katil de oldun artık. Bozma lan kafamı, şimdi seni de öldürürüm. Sustur şu piçi be. Yoksa bir şişe de onun kafasını dokunma. İndiririm. Sakın dokunma ona. Yoksa polis çağırırım.
Tamam yavrum, tamam bebeğim, ağlama, korkma. Allah cezanı versin senin. Sen ne yaptığının farkında mısın? Bak karın kanlar içinde yatıyor. Yeter be. Uykum geldi, ben yatıyorum. Sıra sığma, git bir ambulans çağır, taksi çağır, zavallıyı hastaneye götürelim, yoksa kan kaybından ölecek. Esat hadi oğlum. Ölsün ölsün. Hayır, Esat. Ellerin kırılsın senin, kör olasızlar hoca olan. Ya Rabbim sen büyüksün, bu sıkıntıdan kurtar beni, ben şimdi ne yapacağım? Sus yavrum, sus bir tanem. Ay çok korktu yavrucak. Dur bir bakalım anneciğine ne oldu. Allah'ım, Allah'ım inşallah ölmemiştir zavallı. Fatma, Fatma kızım, Fatma. Fatma ah benim mazlum yavrum. Sana nasıl kıydı bu katil oğlan? Fatma, Fatma. Başım. Fatma. Başım. Allah'ım, Allah'ım şükürler olsun ölmemiş gelinim. Fatma ben, yavrum. Ben neredeyim? Zeynep nerede? Kızım nerede? Onu göremiyorum. Merak etme yavrum. Kızım burada canım. Hani nerede? Göremiyorum. Göremiyor musun? Evet göremiyorum. Oda neden karanlık? Işıkları kim söndürdü anne? Işık, ışıkları mı? Evet. Işıkları açsın anne. Karanlıkta hiçbir şey göremiyorum. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Fatma kör oldu. Allah'ım bu da mı gelecekti başımıza ya Rabbim? Ne? Kör mü oldu? Olamaz. Olamaz. Ah güzel yavrum. Ah talihsiz. Göremiyorum. Dur dur. Esat'ı uyandırayım da seni doktora götürelim. Esat. Esat kalk kendine gel. Karın kör oldu. Kalk da doktora götürelim hadi yavrum, ne olur. İki gözü aksın, çek git lan. Ay asıl senin gözün kör olsun. Uyumanın sırası mı be oğlum? Karın kör oldu diyorum sana. Sarhoş herif, hadi yürü. Allah'ım bu sarhoştan ayırıyorum. Fatma'yı kendim götüreceğim doktora. Fatma, Fatma hadi kalk kızım. Fatma, hadi yavrum hastaneye Zeynep gidiyorum. Zeynep nerede anne? Onu burada sarhoş babasıyla yalnız bırakamayız. Yardım et de kızımı kucağa. Tamam canım, tamam merak etme, onu burada bırakmayız. Zeynep'i yandaki komşulara bırakırız. Hadi üstüne bir şey al da hemen gidiverelim. Yardım et bana anne, hiçbir şey canım göremiyorum. Hadi, tamam güzelim. Her yer öylesine karanlık. Tamam canım, tamam, tamam. Evet, hamdolsun ki travma yok. Ama göz sinirleri darbe almış. Kim vurmuş bunun kafasına? Durumu polise bildirmek zorundayız. Şey doktor bey... Hiç kimse vurmadı doktor bey. Ben kazara başımı duvara vurdum. Kazara mı? Bu bana pek inandırıcı gelmedi bayan. Ama öyle söylüyorsanız öyle olsun. Sigortanız var mı? Neden sordunuz? Gözünüzün tekrar görmesi ancak ameliyatla mümkün olabilir. Ameliyat da biraz pahalıya mal olur. Bu yüzden sigortanız var mı diye sordum. Oğlum işçi, fabrikada çalışıyor doktor bey. Bilmiyorum ama herhalde sigortası vardır. O zaman oğlunuza söyleyin, vizite kağıdıyla karısını sigorta hastanesine götürüp muayene ettirsin. Gerekli görüyorlarsa ameliyatını orada yaparlar. Ameliyatla tekrar görebilir miyim doktor bey? Tabii ki görebilirsiniz bayan. Peki bu ameliyatı hemen yaptırmak zorunda mıyız doktor bey oğlum? Yok hayır, hemen gerekmiyor tabii. Şu anda hayati tehlikesi yok. Ameliyat birkaç ay sonra da olabilir. Evet, yalnız size bazı ilaçlar yazacağım. Şu yazdığım reçeteyi kullanın. Anormal bir durum olursa tekrar gelirsiniz. Peki doktor bey. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın lütfen. Teşekkür ederim doktor. Anne yardım et de gidelim. Gel canım. Dur dur, kapıyı açayım. Neden korudun kocanı? Neden doğruyu söylemedin? Kocanın başına şişeyle vurarak kör ettiğini söyleseydin ya doktora. Bu benim kör olan gözlerimi tekrar açmaz ki anne. Sonra biz bir aileyiz. Kol kırılır yen içinde kalır demişler. Esat benim kocam, kızımın babası. Onu hapse atarlar diye korktum. Ah benim güzel kızım. Meğer sen ne erdemli biriymişsin de ben kıymetini bilememişim. Yavrum, tarihsiz gelin. Ağlama anne. Bugünler de geçer inşallah. Bak doktoru duydun. Ameliyatta gözlerim yine görebilirmiş. İstersen eve gitmeden önce babanlara uğrayalım. Başına gelenleri anlatayım. Yok yok, bizimkiler bilmesin anne. Zaten abimin hapse girmesi onları perişan etti. Bir de benim başıma gelenlerle ben üzmeyeyim onları. Peki canım, sen bilirsin. Geliyorum. Kim o? Aç Zehra, aç, benim. Ah beymiş. Hayrola bey, sen bu saatte hiç gelmezdin. Bir şey mi oldu? Evet oldu.
Elim ayağım zangır zangır titriyor Zehra. Hayırdır, ne oldu? Duyduklarım doğruysa Esat. Esat Fatma'yı döve döve kör etmiş hanım. Ne? Aman Allah'ım. Ya, kim söyledi bunu? Yan komşusundan duydum. Dün gece o it namussuz herif çekmiş kafayı eve gelmiş. Kızımın başına içki şişesini indirmiş hanım. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi gidip yatmış o it herif. Elleri kırılsın inşallah. Allah kahretsin onu. Dün gece. Fadime hastaneye götürmüş Fatma'yı. Arabayı bahçeye bıraktım hanım. Fatma'yı görmeye gideceğim. Dur ben de geleyim sen. Dur sen. Dur hanım sen gelme. Ben yalnız gidip bunun hesabını soracağım Esat denen o alkolikten. Fatma, uyandın mı yavrum? Uyandım anne. Kahvaltı hazır. Hadi gel de ye. Ne oldu anne? Neyi düşürdüm yere? Önemli değil gelinim, vazo düştü. Dur ben yardım edeyim sana. Gel. Tamam, tutun şöyle bana. Sana da yük oluyorum anne. Ne yükü kızım? Seni bu hale zalim oğlum getirdi. Bu yüzden vicdan azabı içimi kemiriyor. Kızım nerede anne? Sesini duyamıyorum. Salonda uyuyor kızım. Esat nerede? İşe mi gitti anne? Bilmiyorum. İşe mi meyhaneye mi gitti artık Allah bilir. Kör olduğumu biliyor mu? Biliyor. Ama umuru bile olmadı. Oğlum olmasına rağmen söylüyorum sana. O adamdan hayır yok yavrum. Ne sana, ne çocuğuna, ne de bana. Öyle söyleme anne. Hasta o. Alkolik. Tedavi edilirse iyileşir. Ah benim iyi yürekli kızım. Demek ki hala umudunu kaybetmemişsin. O benim kocam anne. Ben açarım anne. Otur kızım sen, otur. Ben açarım. Buyurun. Ah, sen misin Şaban efendi? Oğlun olacak o sarhoş evde mi Dünür? Hayır yok, ne oldu Şaban efendi? Sen ne olduğunu daha iyi bilirsin Fadime bacı. Kızım içeride mi? İçeride buyur. E Fatma yavrum. Baba sen misin? Neredesin? Demek doğruymuş ha. Kocanın seni kör ettiğini duydum. İnanamamıştım ama yavrum... Kızım seni bu halde bir görecektim ha. Allah'ın takdiri baba. Nerede o ita? Nerede o sarhoş köpek? Söyleyin nerede? Sakin ol baba, bu bir aile meselesi. Her ailede böyle şeyler olabilir. Nerede görülmüş kocanın karısını kör ettiği? Sahipsiz mi sandı bu it seni ha? Bunun hesabını sormazlar mı sandı? Söyle nerede Dünür? Şaban efendi sakin ol. Esat yok, işe gitti herhalde. Ya madem öyle... Madem öyle ben de beklerim burada. Baba lütfen, olan oldu. Sen abimden biliyorsun, içki insanı zıvanadan çıkarıyor. Yarabbim. Esat'ı da çıkardı sonunda. Nedir bu başımıza gelenler kızım? Oğlumdan sonra şimdi de damadım alkolik oldu. Kızım kör oldu. Hangi birisiyle baş edeceğimi şaşırdım ben. Allah büyüktür babacığım. Esat kötü bir insan değildir. O kötü niyetli insanların kurbanı oldu. Bir gün gelir doğru yolu bulur. Senin işin vardır, istersen git. Boşuna bekleme. Yok. Hayır, bekleyeceğim. O namussuzla son bir kere daha konuşacağım. Gerekirse seni ve torunumu alıp bize götüreceğim. Akşam ezanı okundu. Kocan hala eve gelmedi. Hep böyle geç mi geliyor bu adam? Şey bazen baba. Açın şu kapıyı. İşte geldi deli oğlan. Konuşmasına bakarsan hem de zil zurna sarhoş. Ben kapıyı Abla. Açayım. Ya ya sen dur Fadime bacı, ben açarım. Ha, baba ne olur kavga etme. Bağırma terbiyesiz. Bağırma. Muhterem kayınpederim. Nasılsın bakalım? Cır. Gir içeri. Ne oluyor? Seninle konuşacaklar var. Gir içeri. Tamam bağırma lan. Ne oluyor? Çek elini yakamdan peder bey. Hem karını kör edersin hem de kör karı diye avazın çıktığı kadar bağırırsın ha. Utanmaz arlanmaz herif. Ulan it. Kızım sahipsiz mi belledin ha? Al lan. Dağ başı mı sandın burasını ha? Merhametsiz. Şaban efendi. Vur lan. Vur lan. Al. Hiç atanmayın. Kızımı kör edersin ha? Vur lan. Dur bırak. Moruk ben seni gebertirim lan. Bırak beni. Şaban efendi. Al lan. Allah. Gel lan. Tosma seni. Kızını gebertemedim, seni gebertirim moruk. Bırak yaşlı adamı. Çekil lan koca karı. Sen de mi köpek istiyorsun? Al lan! Al!
Al lan. Al ayınızı sileyelim lan. Çek yine lan. Seni namussuz seni. Ulan al bakalım ulan. Al ulan vurma al. Ay. Baba, babacığım, iyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. Esad'a ne oldu? Yoksa onu öldürdün mü? Yok yok, merak etme. İskemleyi kafasına geçirip bayılttım itoğlu diye. Peki ya kayınvalidem, ona ne oldu? O nerede baba? Sesini duyamıyorum. Göremiyorum, hiçbir şey göremiyorum. Yavrum. Alkol adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.